Allah'a şükürler olsun. Yepyeni bir ordu inşa ediyoruz. Her yönüyle, şehirciliğiyle, asfaltıyla, köy yollarıyla, mahalle ulaşım hatlarıyla, içme sularıyla çok güzel bir ordu yapıyoruz. Hem şehircilik anlamında yanlışlıkları düzeltiyoruz, yeni yapılarla çok güzel bir ordu yapıyoruz. Çambaşısıyla, Mesudiyesiyle, Aybaşısıyla, Akkuşuyla ve adil davranarak her yere yatırımları eşit götürmeye çalışıyoruz. Daha evvelden ihmal edilenler de varsa onları da biraz bol kepçe dağıtıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün burada damızlık olarak 64 mandayı dağıtacağız. Aslında aynı zamanda dişiler şu anda gebe. Bu şöyle şu demek, aslında bu 100 mandaya tekabül ediyor. Çünkü aşağı yukarı en geç 8 ay sonra bunlar çoğalmış olarak gelecek. Ve bu mandalarla bölgemiz yepyeni bir sahada üstünlük kazanmaya başlayacak. Bunu yaparken biz ikişer tane de gölet yaptık. İki tane Aybastı'ya, iki tane de Mesudiye'ye gölet yaptık. Mandalar için, mandalar orada göllensin diye. Bizim ordu tabiri çimsin diye. Mandalar orada çimecekler. Ve daha beslenecekler, daha güçlü olacaklar, bol kaymak verecekler, yoğurt verecekler, kendileri daha besili olacaklar. Hemen hemen yaptığımız hesaba göre her gün bir kilodan fazla üzerine koyacak et olarak. Süt olarak aşağı yukarı bir 10 kilo kadar, 10 litre kadar süt verebilecek durumda iyi bakarsak. Aslında bu mandaları teslim ettiğiniz andan itibaren sağmaya başlayacaksınız. Yani böyle bir fabrika kurmaya çalışsanız yer seçimiydi, makina seçimiydi, kurulmuşluğu, işletmeye alınmasıydı en az 6 ay, 7 ay, 8 ay hatta bir sene, bir buçuk sene sürüyor. Bu öyle bir şey değil. Bu hayvancılık o kadar bereketli, güzel bir şey ki alır almaz hemen hizmete size bereketli bir şekilde vermeye başlıyor. Bu bakımdan hayvancılığı çok önemsiyoruz. Ve aynı zamanda da dünyada kendi kendine yeten bir il olsun istiyorum ben orduyu. Yani orduda biz aslında çok değişik bir model uyguluyoruz. Çok yere örnek olan ve merak ediyorlar siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu parasız dönemde, bu ekonominin sıkıntılı olduğu dönemde siz nasıl oluyor da bu işleri yapıyorsunuz? Nasıl oluyor da 95 tane iş makinesini alıyorsunuz? Mal sahibi oluyorsunuz. Nasıl oluyor da asfaltı kendiniz yapıyorsunuz, müteahhit karı size kalıyor. Bunu merak ediyorlar. Çünkü biz bunun cevabını şöyle vermeye çalışalım diyorum ben. Biz 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla belediyecilerle birlikte başladık. Yani ben 1,5 yıl önce başlamadım. 94 yılında başlarken orada biz 3 şeye önem verdik. Birincisi para yönetimi. İkincisi insan yönetimi. Üçüncüsü kaynak yönetimi. Şimdi para olmasa da kaynak para demek. Kaynağı yönetince işte otlarımız, meralarımız duruyor. Fındık bahçelerimize bir ay fındık topluyoruz, 11 ay fındık bahçelerimiz boş duruyor. Yani yemyeşil otlarıyla boş duruyor. Otu ete çevirmek mümkün. Otu süte çevirmek mümkün. Otu yumurtaya çevirmek mümkün. Onun için çalışkan adamlara ihtiyaç var. Kaynağımız öyle. Bu camışlar, biz camış deriz, manda diyoruz, daha modern olsun diye. Biz bunlarla yetiştik. Bu sesleri özlemiştim. Şimdi inşallah bunları dağıtacağız. Ve bunlar bereket olarak bize dönecek. Ve aynı zamanda da her bir tanesi kalkınmak için de, geçim için de önemli bir kaynak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tarıma vermiş olduğunuz destek. Rahmetli Erbakan Hocam'ın bir sözü vardı. Sizi gidi taklitçiler sizi. Vallahi bundan sonra her büyükşehir belediyesi sizi taklit edecek Sayın Bakanım. Allah sizden razı olsun.
enerji alanından tutun da tarım alanına kadar birçok alanda bizlere çok şeyler öğrettiniz. Ben 25 yıllık öğretmendim. Öğreneceğim 25 yıl daha çok şey varmış. Şimdi ilçeme yapmış olduğunuz yatırımlar, Enerji Bakanlığınızdan bugüne kadar, Allah razı olsun, Aybasa'ya pozitif ayrımcılık yaptınız. Sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Çok saygıdeğer büyüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mehmet Hilmi Gülen, her alanda olduğu gibi geldiği günden beri tarım alanında da çok büyük, çok önemli projelere imza attı. Ben huzurlarımızda tüm üreticilerimiz adına Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yapılan bu çalışmaların, yatırımların meyvesini ileride çok daha net göreceğiz. Bakın, tarımda bugün koy, yarın al. Böyle bir şey yok. Tarım uzun soluklu bir iş. Bugün Sayın Bakanımızın önderliğinde yapılan bu çalışmalar çok yakın zamanda çok daha iyi kendisini gösterecek ve farkındalık o zaman ortaya çıkacak. Bunu hep beraber önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz. Pasaportları takdim edeceğiz. 11 numara. Onlara da iyi bak. Sana güzel bir emanet teslim ediyoruz. Allah bereket versin. Çok teşekkür ederim. Güvencinizi boşa çıkartmayacağız inşallah. Fiyatları bende çok fazla. Onun için bir şey yapmak diyoruz yani. O da iyi. Mahmut Erdoğan. 8 numara. 8 numara. Kovala. Kuzey Yıldız'ı bu çizim yaptı. Onu gördün mü?